Babam ölüm döşeğinde. Kardeşim Halil esir. Ahalimiz perperişan. Kurtarmaya geldiğin Askalan'ı gördün değil mi? Hepsi senin savaş tertibi yüzünden oldu. Sana denizde bizim askerlerimiz olsun demiştim. Ama sen beni dinlemedin. Sizin yüzünüzden 500 yıllık yurdumuzu kaybettik. Sana güvenmiştik. Ama görünen o ki hata etmişiz. Babana muştuğu yetiştir zenginin oğlu. Az kalan sizin yüzünüzden kaybedildi. Davul çalıp kutlayın. Felaketimizin üstünde bayram yapın gayrı. Şehinşah. Kardeş. Dayanacaksın Şehinşah. Kudüs elbet bizim olacak Melik. Bundan bir anda hiç şüphem olmadı. Ben göremedim. Ama belki oğlum Ömer görür. Ayrı dava size emanet. Ne oldu Ömer? Biz bu ateş cemlerinden kurtulamayacağız. Ama ben yıllardır İçimden ateşi söndüreceğim. Bana içindeki ateşi söndüreceğini söylemiştin. O ateşi bana ver, ben söndüreyim Şehinşah. Canını kardeşinin canına kat. Kanını kardeşinin kanına kat. Dilindeki ve yüreğindeki mührü tut. Bu sırrı mezara kadar götür.
dilden çıkınca yangın olur. Gayrı şehadet şerbeti dindirir onu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü Muhammeden Hazırlanın, Şam'a gideceğiz. Ben kardeşimin intikamını almadan bir yere gitmem Melik Hazretleri. Nice adam yitirdik. Bu halde saldıramayız. Kuvvet toplayıp geri döneceğiz. Kalanları da mı kırdırmaktır niyetin? Sok kılıcını kınına. Mağlup olarak geri dönmek karnınıza dokunmayacak mı? Şeyin Şah'ın kemikleri sızlamayacak mı? Sizin dostunuza vefanız buysa varın gidin. Ben kardeşimin intikamı için gerekirse canımı da veririm. Şehinşah'ın şehadetine sen sebep oldun. Melik Hazretleri'nin emrini çiğnemeseydin askı alanı da Şehinşah'ı da kaybetmezdik. Fars. Şimdi mi akla gelir kardeşim düşünmek? Fars. Ben üzerime düşeni yaptım. Şimdi de üzerime düşen kardeşimin intikamı için savaşmaktır. Yeter! Şehinşah hepimizin kardeşidir. Evvela ona olan vazifemizi yerine getireceğiz. Sonra gereken neyse onu yapacağız.